Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Adela de Nova tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bu video, 17. yüzyıl ortalarında yaşamış İngiliz bir filozof olan Margaret Cavendish ile ilgili video serimizin ikinci bölümü. Cavendish'in yayınlanan eserlerini döneminin koşulları açısından ele alacak olursak, 16. ve 17. yüzyılda eserleri yayınlanan kadınların sayısının yüzlerce olduğunu belirtmeliyiz. Bu eserlerin birçoğu ne yazık ki bugün kitap olarak bildiğimiz bir formatta yayınlanmamış. Eserlerine saygınlık kazandırmak için Cavendish eserlerini üniversite kütüphanelerinde yer alabilecek akademik çalışmaların yayınlandığı formatta yayınlatmış. En iyi yayımcı basım evi ve çizerlerle çalışmış. Eserlerinde doğa felsefesine ilişkin görüşlerini farklı biçimlerde ele almış ve bu kendine has üslubu onu dönemin filozoflarından farklı kılmıştır. Toplumdaki tanınırlığı ve görüşlerini alışılmadık şekillerde ifade etmesi sebebiyle akademisyenler onunla aleni bir tartışmaya girmek istemedikleri için Cavendish eserlerini Oxford ve Cambridge gibi üniversitelerdeki tanınmış akademisyenlere hediye olarak gönderirmiş. Cavendish o dönemde İngiltere'nin en önde gelen aristokratlarından biri olduğu için üniversiteler tabii ki böyle bir hediyeyi geri çeviremezdi. 1660'larda Cavendish aralarında Robert Boyle'un da bulunduğu deneysel filozoflarla da ilgilenmeye başlamış. 30 Mayıs 1667'de Kraliyet Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan ilk kadın olarak ününe ün katmıştır. Bu toplantıda Boyle'un Robert Hooke'un yardımıyla yürüttüğü vakum pompası ile ilgili ve renklerin karışımı üzerine olan çalışmalarını inceleme şansı bulmuştur pek çok kadın yazarın öncelikli olarak din ve ahlak felsefesi ya da kadınların eğitimi gibi konularla ilgilendiği bir dönemde kendine özgü ve topluma mal olmuş duruşu ile Kevin Dish'in doğa felsefesi alanında öncü bir isim olduğunu söyleyebiliriz. 1673 yılında vefat ettiği zamana kadar döneminde hakim olan tüm materyalist mekanist görüşlerin ve dualist teorilerin eleştirisini yapan felsefi bir duruş sergilemiştir. Cavendish, Kartezyen dualizminin, Hobbes'un materyalizm üzerine görüşlerinin ve aralarında Robert Boyle ve Robert Hooke'un da olduğu Kraliyet Derneği üyeleri tarafından benimsenen mekanik doğa felsefesi anlayışının kritiğini yapmıştır. Günümüz bilim insanlarına göre Cavendish, döneminin dualist ve materyalistlerine göre çok daha farklı bir duruşa sahipti. Hoşçakalın.